Arkadaşlar, kuleye çıktık. Great St. Mary's Kulesi'ne çıktık. Klostrofobik bir çıkıştı. Klostrofobisi olan asla bu işe girmesin. Daracık, küçücük bir şeyden, nasıl diyeyim, merdivenlerden böyle daptaracık ama bayağı bir tırmanıyorsunuz. Biraz sürüyor yani çıkmak. Ama manzaraya da değiyor. Bakın, burası King's College. Ve onun bahçesi. Aşağıda bir takım öğrenci grupları falan var. Şöyle bir manzarası var şehrin. Bir de şuradan çekelim. Şöyle. Manzara bu. Her tarafta tel örgüler falan var işte. Çocuklara mucuklara dikkat edin diyorlar. Ondan sonra kulenin kendisi şöyle. Şöyle görünüyor. Şöyle görünüyor. Böyle bir yer. Yapmışlar. Bakın, burada Cambridge pazarını göstereyim. Burası Cambridge sabit pazarı. Gerçekten. Her gün burada yani. Nasıl? İngiliz filmlerindeki gibi aynı değil mi? İşte böyle. Bir de şuradan çekelim. Böyle bir yer. Devam edelim. Şu tarafa gelelim. Şurası da Trinity College. Mimariye gel. İngiliz gotik mimarisi diye bir şey varmış. Yani gotik mimarinin tamamen İngilizlere özgü bir çeşidiymiş bu. Zaten İngiliz milleti her şeyin kendine özgü çeşidini yaratmadan duramıyor. Böyle bir millet. Bu açıdan da takdire şayan diye düşünüyorum. Koruyorlar, geliştiriyorlar. Şehri tepeden görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tepe yok doğru düzgün. Yani dümdüz arazi. Bir tane minicik tepe gördük biz Cambridge'de. Bakınız. Bunlar da Trinity'nin devamı sanıyorum. Ya King's College Chapel'inin görüntüsüne bir bakın ya. Yüksekten ve uzaktan görmüşüm. İşte böyle, böyle bir şehir. Evet, kule manzarası bu kadar. Bitti. İyi alıştım bu hobiyle video açıp konuşma işine ha. Ama diyeceklerim bitmedi. Beyimin beynini didikleyeceği mi dedim videoya konuşayım. Şimdi Cambridge'den falan bahsederken bir şey söylemeyi unuttum galiba ben. Paskalya tatili şu an İngiltere'de var. Ne güzel cümle. Bu sebeple Cambridge biraz nispeten boşmuş. Fakat 5'ten sonra gerçekten insanların sokaklarındaki şey yani geçerliymiş, öyle diyorlar. Ondan sonra bir başka mesajım var. Herhalde bu videoları profesörler filan izlemez ama olur da izlen olursa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu işte 3 gün süren bir sempozyum vardı. İşte sunumlarımızı yaptık falan. Bu sempozyum öncelikle Early Career Academics, yani akademik kariyerlerinin başındaki insanları çalışmaya ve çalıştıkları şeyleri sunmaya teşvik amaçlı bir şeydi. Bizim gibi yeni etmelerle profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, alanın uzmanlarını bir araya getirdiler. Profesörler, doçentler falan da sunumlar yaptılar. Bir de şey kurulu vardı. İşte bütün bu işte sunumları falan değerlendiren bir ayrıca üst kurul vardı. Böyle Pantheon, tanrılar, tarih ve sanat tarihi tanrıları diyebileceğimiz hocalardan oluşan, artık birçoğu emekli olan, bazısı emekli olduğu halde hala doktor öğrencisi çalıştırmaya, danışmanlık yapmaya devam eden hocalar vardı.
Şöyle bir güzellik vardı sempozyumda. Ödüller verdiler insanlara. İşte tarih, sanat tarihi ve modern çalışmalar alanlarındaki sunumların en ileri seçtiler. Ve teşvik ödülleri verdiler. Birincilere ufak çaplı para ödülleri verdiler. İşte ve ikinci ve üçüncüler de honorable mention dediğimiz ödülü hak ettiler. Bu çok güzel bir şey. Herkesin içerisinde bu ödülü alan insanlar alkışlanıyor, sırtı sıvazlanıyor, teşvik ediliyor. Bunun önemi işte burada yani. Bilimsel çalışma yapmak gerçekten büyük sabır, büyük fedakarlık isteyen bir şey. Ve sonucunda ne elde edeceğiniz de belli değil. Bir karşılık alıp alamayacağınız da belli değildir. Bu yola kendinizi adarsınız. Herkesin farklı motivasyonu olur. Kiminin sadece bilim için bilimdir, kiminin işte halk için bilimdir, kiminin işte aslında kariyeristdir de kariyer gibi bir derdi vardır. O yolda bilim yapar. Önemli değil. Önemli olan bilim yapmaktır. Bilimle uğraşmaktır. Ben mesela şahsen halk için bilim taraftarı bir insanım. Öğrendiğim şeyleri insanlara aktarmadıktan sonra, onların bakış açılarında bir farklılık yaratmadıktan sonra bir anlam ifade etmeyeceğini düşünen tarzda bir insanım. Ve insanlara aktarmayacak olsam hiç bu işlerle uğraşmam açıkçası. Neyse, karaciğerimiz de tarih alanında honorable mention'a layık gördü hocalar. Ben tabii ki hiç asla beklemiyordum. İkinci olduğum gibi bir şey oldu yani tarih alanında yaptığım sunum arasında. Şok geçirdim ya. Daha evvel yaptığım çalışmaların takdir edildiği pek olmamıştır. En fazla hocalar iyi falan demiştir yani. Vallahi şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Ve öncelikle bu güzelliği hocalara bence teşekkür etmek gerekiyor. Bizi teşvik etmeye çalıştıkları için. Bizim kula ilgilendikleri için. Öyle yani, onlara teşekkür etmek gerekiyor. Olur da bu videolar bir gün bir profesörün, bir doçentin ekranında açılırsa lütfen siz de yeni nesillere karşı daha şey olun ya, yardımsever olun ya. Elinizden tutun, yetiştirin. Daha kariyerin başındaki insanları bizim ülkemizde koca koca proflar, koca koca doçlar, 80 yaşına gelmiş artık onu elemiş, eleğini duvara asmış tipler rakip görür, biliyor musunuz? Böyle bir saçmalık vardır. Niye görür? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ben yırtınsam zaten senin gibi olamayacağım. Sen benim neyimi rakip görüyorsun ki? Yani daha yeni başlamışım ve yeni bir soluk getirmeye çalışıyorum. Sen beni rakip göreceğine elimden tutmalısın, bana yol göstermelisin ki daha iyi bilim yapayım, daha güzel işler ortaya çıkartayım, sen de gururlan yani, bu benim öğrencim de, değil mi? Bizde bu çok azdır yani, ha, hiç yok değil bu arada. Çok çok değerli, çok çok harika hocalarımız vardır, o ayrı. Ama yaygın değildir yani. Yaygın da olmadığı için bilimsel çalışmalar büyük oranda sekteye uğrar, daha en başında. Mesela ben bu işte üniversitenin sempozyum şeyine başvurdum. Kendi imkanlarımla bir şekilde kendi ücretlerimi, işte masraflarımı karşılayarak gelebiliyorum buraya. Ama bunu hiç yapamayacağı için bu sempozyuma başından en başına hiç başvuramayan insanlar var. Onların teşvik edilmesi gerekiyor hem manevi hem maddi olarak. Hocalarımız bu konuya eğilsinler. Kalktım Türkiye'den geldim, burada bir sunum yaptım. Sırtımı sıvazladılar. Vay ne güzel konu çalışmışsın da ne güzel sunmuşsun da. Yani ben bunu kendi ülkemde pek gördüğümü söyleyemeyeceğim. Bu çok küçük bir örnek tabii yani. Çok çok daha büyük örnekler var. Ama böyle yani hoca dediğin öğrencisinin elinden tutup kaldırır. Kendi seviyesine çekmeye çalışır. Önünü kesmez. Bir de kadın olmak zaten zor, biliyorsunuz bütün dünyada öyle. Akademide kadın olmak ekstra zor, Türkiye Akademisi'nde kadın olmak daha daha zor. Benim suratıma açık açık, boş ver sen bu masterları, doktoraları falan da git bir koca bul otur, çocuğunu yap, çocuğuna bak diyen hoca oldu yani.
bunu suratıma açıkça söylemeyip vermediği destekle bunu hissettiren hocalar da oldu. Bunları aşın artık yani. Gerçekten aşın. Biz insanız, bizim bir kafamız var. Çalışıyor. Çalışıyor yani. Özellikle kadınları teşvik edeceğinize aksi hareketler yapıyorsunuz. Çok örnek var. Gördüm, duydum, yaşadığım çevremde de var. Anlatsam bitmez yani. Teşvik edin insanları. Tamam, gelin bu yoldan dönün yani. Dikili bir ağacınız olsun. O çıkarttığınız kitaplar, makaleler tek başına dikili ağaç değil. Öğrenci yetiştirmezseniz hiçbir manası yok. Bakın Halil İnalcı bir sürü öğrenci yetiştirdi. Yani ben bizzat kendisinden ders almadım. Sadece kitabını, makalesini okuyup anlattıklarını dinleyerek öğrencisi gibi bir şey oldum yani. Zaten onun yaptığı bir çalışmanın devamını getirmeye çalıştığım bir sunumla katılmıştım ona. Yani İnalcı Yüreğler Sıra'ya çalıştığım bir sunumla katılmıştım. Halkları, insanları olarak şey değiliz, hiçbir eksiğimiz, gediğimiz yok. Bize uygun şartlar sağlandığı zaman biz var ya, kırılını yaparız. Ama elinizden tutacaksınız. Yardım edeceksiniz. Bu hocalar gibi. Buradaki İngiliz'in, işte dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerin bizden hiçbir bakımdan şeyi yok yani. Doğuştan getirdikleri bir üstünlükleri yok. Kültürel üstünlükleri var. Bu konuda da özenmemek mümkün değil. Bu konuda onların hayranı olmamak mümkün değil. Bu anlamda ülkemizde Batı hayranlığı gelişsin istemiyorsanız onlardan daha iyi olun. Onlardan daha çok destekleyin insanları. Onlardan daha çok öğrencilerin ellerinden tutun. Kaldırın. Maddi manevi uygun şartları sağlayın. Biz de sizden daha iyisini yapalım. Boynuz kulağa geçsin. Siz de bundan gurur duyun. Gururlanın. Olması gereken bu. Böyle işte arkadaşlar. Umut ediyorum. Tarih okuyan, işte lisansta, yüksek lisansta, doktora da arkadaşlarım varsa onlara da ilham olsun. Çünkü ben çok kişiden ilham aldım. Çok arkadaşımdan ilham aldım. Arkadaşlarımdan çok destek gördüm. Umarım sizler için de birer ilham olur. Asla da çekinmeyin, asla da korkmayın. İngilizceniz de varsa biraz geliştirirsiniz. Her yerde her sürü yaparsınız. Atak olun, girişken olun. Okey. Hadi görüşürüz. Selam. Londra'ya geldik biz. Bir iki günde burada takılacağız. Benim bir arkadaşımın evinde kalacağız. Bir iki gün buraları gezeceğiz, sonra hop memleket. Yürüyoruz öyle ara sokaklardan filan, neredeyiz hiçbir fikrim yok. Bir şey Gardens diye geçiyor ama bayağı bildiğimiz mahalle. Sudan şikayet etmiştim ya, hiç güzel değil falan diye. Bir bakkal bulduk. Bakkalda ne buldum? Memleketimin suyunu buldum. Çocuk gibi sevindim. Ya su bu, su bu. Su böyle bir şey. Budur yani benim memleketimin suyudur. Britanya'nın sularını sevemedim. Bir Atina'nınkileri sevmiştim. Roma'nınkiler de çok kötüydü. Britanya'yı da sevemedim. Sevemedim Karagözlü. Sırma bulduğum için çok mutluyum. Görüşmek üzere. Selam. Londra'dayız. Covenant Garden tarafındayız. Burası Eskin'in işte çok büyük bir marketplace yani pazarı. Moleskine görünce ben tabii ki girdim bir defter sapı olarak. Ve şunları gördüm. Görüyor musunuz? Hüp! Moleskine nihayet Peter Pan'ı keşfetmiş. Geçen senelerini ezik küçük prens tasarımlarıyla harcayan, heba eden Moleskine bu sene nihayet Peter Pan'ı keşfetmiş. Ben artık mail atmak üzereydim Moleskine. Başka adam mı kalmadı siz de herkes gibi küçük prens övüyorsunuz diye. Bakar mısınız? Mükemmel olmuş.
Tabii bunu kutu için ıslatıyorlar. Lovely, wonderful thoughts and they lift you up in the air. Güzel şeyler düşünüyorsun ve uçuyorsun diyor yani. Bunlar Peter Pan'ın şeyinden, romanından direkt cümleler. Bir de şöyle bir şey çıkmış. Üç farklı tasarım yapmışlar. Üç de çok güzel. Kutuyla satılan 32 pound, diğerleri 22 pound. Moleskine'i tebrik ediyorum. Peter Pan'a nihayet keşfettiği ve hak ettiği değeri verdiği için Moleskine'i tebrik ediyorum. İşte böyle. Defter manyakları. Geldiğinizde buraya girersiniz. Ben sanırım bir Peter Pan defteri alacağım. İşte böyle. Görüşmek üzere. Londra'da büyük bir kitapçıdayız. Kitaplara bakmaktan ayaklarıma kara sular indi gerçekten. Geberdim, çok yoruldum. Fakat Türkiye'de asla bulamadığım, korsan kitap sitelerinde de asla mevcut olmayan bir takım kitaplar var mesela. Ama bununla ilgili bunlar. Medieval Chivalry mesela. Ondan sonra yine bir Chivalry kitabı. Moleskine. Bunlar Ortaçağ Şövalyeliği ile ilgili çok önemli kitaplar. Bir de şey var. Xenophon'un Persian Expedition. Xenophon'u Libyen'de falan arasam bulurum sanıyorum. Diğer ikisini hiçbir yerde bulamam. Biri 20 pound, biri 15 pound. 35 pound. 5 ile çarp dünya para ediyor. Almalı mıyım bilmiyorum. Almalıyım. Parayı nasıl kıyacağız bilmiyoruz. Kolay kazanılmıyor. Bak. Geçen gün bir çeviri işi geldi. Freelance çeviri yapıyorum ben. Freelance çevirmenim. Tak. Bir çeviri geldi. Ya dedim, yurt dışındayım. Yani ama tabii ki hayır diyemem. Yani iş sonuçta. Yanımda bilgisayar yok. iPad var bir tek. Ne yapacağız, ne yapacağız? Arkadaşımda kalıyorum dedim ya. Onun bir tane kalbi beladan kalma Mac bilgisayarı var. Ama maşallah hala çalışıyordu. Bu sayede işimizi yaptık bugün. Londra'daki ilk günümüz. Zaten 3 tam gün bile kalmayacağız. Döneceğiz memlekete. Dün bütün gece çeviri yaptık. Yattım. Sabah kalktım. Kahvaltı bile yapmadan çeviriye devam ettim. 1.30 muydu neydi evden çıktığımızda? Yani çeviriyle uğraştım. Kaç lira alacağım? Ayıptır söylemesi 400 lira. Ay. Darlanıyorum dostlarım. Kazanmak kolay değil. Harcamak gittikçe zorlaşıyor yani. Kitap ama. Korsanı bulsam indireceğim. Korsanı evet. Ama bunların korsanı da yok. Alacağız yani kanka, öyle görünüyor. Geçmiş. Allah verir. Kitaba para harcayan Allah bereketini verirmiş. Şimdi gördüm. Görüşmek üzere. Ne haber? Ben öldüm. Ayaklarıma kara sular indi. Piccadilly Caddesi boyunca yürüdük. Tamam mı? Oradan işte Buckingham Sarayı'nın önündeki parka gittik filan. Orada biraz ayakkabılarımı çıkartıp ayaklarımı uzatmak suretiyle dinlendim. 60 yaşındaki teyzeler, anneler gibi oldum. Neyse biraz dinlendim, kalktım, yürüdüm. O parkın içinden geçtik, işte Big Ben'e doğru gittik filan. Oradan Thames Nehri'nin kıyısından doğru yürüdük. Lan bir tane kafe olmaz mı? Bir tane çay bahçesi olmaz mı? Bir oturup nehri izleyelim. Çayımızı, kahvemizi içelim, sigaramızı içelim. Veya Big Ben'in olduğu bölümde, meydanda. Bir tane kafe, bir tane küçücük bir büfe olmaz mı ya? Ya medeniyet bu mu? Geberdim! Sigara içemedim, üstü aktif falan. Kahve içemedim.
Artık şey alacağım yani, damardan alacağım kahveyi. Kuşuraya koyacağım bir tane şeyin içine. Ne onun adı? Termos bardak, oradan böyle uzatacağım ağzıma kablo. Öyle şey işe yürüyeceğim, gideceğim yani. Bu ne be? Abi siz oturmuyor musunuz? Ha? Avrupalılar hep yürür oradan oraya, ondan şeydirler, işte fittirler bilmem ne. Lan, böyle bir yürüme yok yani. 5 kilometre, 6 kilometre yürüyorsun, bir tane kahveci yok, çaycı yok. Allah Allah. Buralar bir de turistik yerler. Londra Belediyesi'ne sesleniyorum. Turistler için en azından acil yardım kahvecileri filan açın sağda solda. Delireceğim. Oh. Nehrin kenarına da iki tane sandalye atın, bir şey atın. Böyle şekil şekil bankları koymuşsunuz, güzel. Fakat birkaç bir şey daha koyun da bir kahvemizi, sigaramızı içelim, bir nehri izleyip falan. Bilmiyorum bunlar niye yapılmıyor. Muhtemelen bilimsel ve modern şehir planlamacılığa aykırı şeylerdir. Ama bazılarımızın ihtiyacı var yani. Bilemiyorum, yoruldum, çok yoruldum. Şikayetlerim devam edecek. Görüşürüz. Şikayet ettikten 10 dakika sonra falan böyle bir kafe gibi bir yer bulduk, oturduk. Önüne böyle lütfen 3 tane masa atmışlar. Tamam. Benim de çakmak bitti. İşte kahve söyledik, garson geldi. Dedim bir küllük ve çakmak alabilir miyim? Böyle baktı garson. Müstehsi, müstehsi. Burada sigara içen insanı aşağılıyorlar galiba ya. Gerizekalı, sana ne? İçiyorum ben. Allah Allah ya. Bak içiyorum. Ne arkadaşım ya? Ne tütün düşmanlığı ne? Biz sizin geçmişinizi de biliriz. O tobakko şirketlerinden ne paralar götürdünüz? O paralarla neler yaptınız? Ne merchandise'lar kurdunuz? Onu da biliriz yani. Havanız kime lan sizin? Püfür püfür benim atalarım mı içiyordu? İçiyordu. Sizin atalarınız da içiyordu. Bu artistlik kimedir yani? Niyedir anlamadım ki. İşte böyle. Yine şikayet ettim. Ay arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz egg break. Burada kahvaltı yaptık. Burayı bulun. 9 pound ile 12 pound arası değişiyor kahvaltı fiyatları. Bazılarınız öğlen yemeği niyetine de yiyebilir. Gerçekten olağanüstü güzel. Kahve de olağanüstü güzel. French toast çok güzel. Avokadolu şeyleri, ne onun adı, yumurtaları da ayrıca efsane. Çok tavsiye ediyorum. Çok lezizdi, bayıldık. Selam. Burada. Arkadaşlar, Kensington Gardens'teyiz. Yani Kensington bahçelerindeyiz. Ben Peter Pan'ın bir numaralı fanıyım. Bu park onun ruhunun gezindiği yer. Tamam mı? Arkamdaki gölü görüyorsunuz. Eşek kadar bir göl bu. İçinde gerçek hayvanlar var. Kuğular, ördekler, bir şeyler. Yani şöyle göstereyim işte. Burası, haritadan bakarsanız anlarsınız, inanılmaz büyük bir park. Şehrin orta yerinde denebilecek pozisyonda. Koskocaman bir park. Ağaçları söküp üstüne kışla veya başka tür bir bina yapmayı düşünmemişler. Büyük eksiklik tabii. Halbuki dönümlerce arazi. Ne binalar ne binalar dikilirdi. İşte İngilizler kıymet bilmiyor gördüğünüz gibi. Onun yerine bırakalım park olsun. Millet çoluğunun çocuğunu gezdirsin demişler. Salaklar tabii, biliyorsunuz. Çok
çok yanlış bir davranış. Böylelikle işte biz de bu parkta geziyoruz. Peter Pan'ın heykeli var bu parkta. Onu bulmaya doğru ilerliyoruz.